Ben çıkmam kimsenin karşısına, zorla mı evlendirecek beni? İstemiyorum. Ya ben düzenimi burada kurdum, niye geleyim ki oraya? Ne yapacağım ben orada? Korkmuyorum anne. Babamdan da amcamdan da korkmuyorum artık. Ya bırakın beni ya. Ben hayatımı kendim kazanıyorum burada. Kararlarımı da kendim vermek istiyorum. Sen istersen onu ikna edersin anne, ne olur. Lütfen yapma bunu bana. Zaten gelemem ben bu hafta sonu. Mesaiye kalacağım. Anne, ne olur gözünü seveyim bak. Çıkıyordum ben de. Tamam, ararım. Ama sen de konuş lütfen. Tamam, öptüm. Yine mi koca bulmuşlar sana? Azmetti bunlar. Zorla birine verecekler beni, bak gör. Öf, yok artık bu devirde. Babam evlenmese de gelsin dizimin dibinde otursun diyormuş ya. Yemiyor artık tabii okul durumunda. Annen söylemiştir okulu bıraktığını. Gurbette niye çalışıyor? İhtiyacı mı var diyormuş. E kuzeyle konuşsana bu durumları. Kuzeyin de çok derdindeydim. Neyse hadi çıkalım. Otobüsü kaçıracağız. Ben önce doktora gideceğim. Sen git. Gecikeceğimi söylersin. Rapor getireceğim ben. Geçmedi mi karnın ağrısı? Yok ya, çok rahatsız ediyor. Böyle kasıklarımda bir sancı gidip geliyor sürekli. Periyodun ne zaman? Geçen hafta olmam lazımdı. Simay. Yok be, sen de. Sürekli böyle oluyor zaten. Geçen ay da 10 gün gecikmişti. Hep düzensiz. Neyse. Ben şimdi size kayıt setinizi vereceğim. Bunlar ücretli galiba değil mi? 10 lira. Ha. Kayıt formu içinde. Bilgilendirme broşürleri de var. Buyurun. Kimliğinizin fotokopisi lazım bir de. Tabii çektirdim. Kredi kartı numaranızı da alayım ben. Benim kredi kartım yok. Şey yani prensip olarak kullanmıyorum ben kredi kartı. Ama bizim için gerekli. Otomatik ödemeleri oradan alacağız, yatıracağız. Bir form dolduralım sizin için isterseniz. Bir kart isteyelim bankadan. Olur. Kayıt işlemleriniz bittikten sonra bugün siz hemen kısa bir eğitim alacağız. Deneyimli bir ajanta ile sahaya çıkartacağız. Peki. Ben de sizin gibi ajanta olarak başladım. İnşallah siz de kısa sürede üst statülere geçersiniz. Öyle mi? İnşallah. Askerliğinizi yaptınız mı? Performansınıza bağlı olarak merkezde görev alırsanız hani kesintiye uğrar mı diye soruyorum. Yok yani askerliğimle ilgili bir problemim yok benim, sıkıntım yok. Hayırlı olsun. Merci. Ama nasıl olur? Geçen ay geç de olsa adet gördüm ben. Normal miydi peki? Az sürdü ama oldu sonuçta. Bazen böyle olabilir. Halk arasında üstüne görme derler. Bu bebeğe hazır hissetmiyorsunuz galiba. Hayır. Hiç hazır hissetmiyorum hem de. Evli misiniz? Evet. Daha yeni evliyiz biz de. Eşim yeni iş değiştirdi. Önümüzü göremiyoruz şimdilik. Ama karar vermek için az zamanınız var. Ne kadar? 10 gün içinde karar vermek durumundasınız. Yoksa geç kalmış olursunuz. Ama şu anda her şey çok normal. Bu kasılmalar da olabilir. Bunlar da normal. Yani merak edilecek herhangi bir durumunuz yok. Buyurun. Thank you.
Hayırlı olsun. Çok mersi. Çıkıyoruz biz. Kolay gelsin. Hadi. Kadıköy'e gidelim. Birkaç yere birden sipariş teslim edeceğim oradan. İnşallah bu arada yenilerini de alırız. İnşallah. Şuradan dolmuşa binelim. Olur. Şirket belli bir satış kotası yapanların altına araba verecek diyorlar. He. Kuzey neredesin? İşlerim var. Ne oldu? Ben bugün biraz geç gideceğim işe de yerlerde oturup kahve içelim mi diyecektim. Bu mümkün değil. O zaman akşam bana gel. Bilmiyorum, söz veremem şu anda. Gel lütfen. Ya yemek yaparım sana. Merve'yi de bir yere yollarım, arkadaşa yollarım. Yalnız kalmış oluruz. Tamam, bakarız. Bakarız deme, gel işte. Kızım kapatıyorum, çok işim var. Hadi eyvallah.